Beşiktaş Karagümrük'ü yenerken Alex Teixeira gol attı ki ilk maçında gol attı. Bir olay oldu. Bu yabancı kuralına ilintili. Sergen Hoca da dedi ki yardımcı, dördüncü hakem kuralı bilmiyor, bizi de yanılttı. Dün Spor Yazarları Derneği'nde bir seminer vardı. Güzel bir çalışma yapmışlar. Hem MHK Başkanı geldi hem Ulenberg geldi. Ulenberg de dedi ki hakemin görevi... Kaç gazeteci geldi fiiler yazan? Onu bütün gazeteler... Kalabalıktı, bayağı kalabalıktı. Yani bu maçları yazanların hepsi orada mıydı hemen hemen? Mesela bizim Sabah Gazetesi'nin bütün o her başı hemen hemen yazan arkadaşların hepsi orada mıydı? Ben mesela baştan sona çektirdim. Önemli olan benim için o. Neden bu soruyu sordum? Çünkü zamanında rahmetli Cemal Saltık abi Ankara Şubesi Başkanı iken Spor Yazarları Derneği'nin evveli Ankara ayrı bir dernekti. İstanbul ayrı bir dernekti. Sonra birleştiler. Ankara'daki dernek İstanbul'un şeyi oldu. Şubesi oldu. Ben de genel sekreteriyim. Dedim ki bu deplasmanda ilk başladı. İstanbul'dan her hafta ikişer takım geliyor, ediyor bilmem ne. Bir şey yapalım. Seminer yapalım. Bir hakem gelsin bu şeyleri anlatsın. İki, burada da bırakmayalım. Biz Spor Yazarları Derneği'yiz. Ankara'da Eskrim Avrupa Şampiyonası var. Eskrim Federasyonu'ndan bir şey, uzman gelsin, eskrimin temel anlatsın nasıl puanlanır diye. Halit abi olimpiyatlarda eskrim anlatıyor. Hayatında eskrim anlatmamış. Kimin ışığı yanar tuş yapılınca bilmiyor. Ve tam tersini söyledi. Polonyalı kazan dedi. İtalyanlar herifi havaya atıyorlar. Ama averajdan İtalya takım şampiyonu olduğu için bunlar seviniyorlar diye lafını düzeltmek zorunda kaldı. Düşün, olimpiyat anlatıyor TRT. Anlatan da Türkiye'nin en sevilen spikeri. Ama en sevilen spiker her şeyi bilmek durumunda değil. Doğru. Halit abi o görevi veren de kaba. En tecrübesiz spikerdi Uğur Dündar. Efsane oldu. Dedi ki eskrim, tenis, Ankara tenis turnuvası var. Tenis kulübü devamlı dolu. Ya gidiyoruz. Ankara Spor Yazarları Derneği Ankara'nın göbeğinde 19 Mayıs'ın kapısında. Bütün gazeteler de Rüzgarlı Sokak'ta. Yani yürüyüş mesafesi. Hı hı. Buradan Akmerkez gibi. 10 kişi 15 kişi ya geliyordu ya gelmiyordu ya. İşte bu seferki bayağı kalabalık. Abi yazar gelecek, çocuklar değil. Gençler değil. Çünkü onlar tartışıyorlar. Gazetelerde imza kimi görüyorsan onların orada olması lazım. Ben şimdi Sabah gazetesinde kimlerin oraya gittiğini öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum. Şöyle bir şey dedi Ulenberg bir bölümünde. Eski hakemlerle ilgili, hatta daha açılışta söyledi, biz canlı yayındaydık. Eski hakemler kendilerini güncelleyememiş maalesef dedi. Yeni kurallardan bir haberler dedi. Ekranda yorum yapanlar için. Bir cephe açtı. Bana aynen bir doktor arkadaşım söyledi. Kuncal dedi, kendini iyi hissetmeyince kime gidiyorsun? Doktorum da oydu o sırada. Profesör bilmem kim dedi. Dedi ki, gideceğin doktor dedi, geçen sene mezun olmuş olacak dedi. Profesör değil. O profesör dedi, mezun olduktan sonra acaba kaç tane makale okudu? Okumayı istedik biz.
Okuyan varsa enderdir, çok saygı duyarım. Ama öbürü dedi, not almak için en yeni şeyleri de bilmek zorunda dedi. Onun için dedi, en yeni doktor en iyi doktordur. Bizimki de o misal diyorsun. Bizim işte öyle. Ulenberg konusuna şundan girdim. Ulenberg Beşiktaş maçıyla ilgili dedi ki, yani orada kalmıştık, oradan açmıştık. Hakem bilmek zorunda değil onu. Onu teknik ekip bilecek, oradaki görevliler bilecek, kulüp bilecek yabancı sayısıyla ilgili durumu. Hakem kuralları uygular, protokolü uygular. Hakeme başka vazife yüklemeyin siz dedi. Ki Sergen Hoca orada biraz serzenişte bulunmuştu dördüncü hakeme. Şimdi Ulenberg'in ne dediğini daha hiç bilmeden dedi ki, bak dördüncü hakem bilmiyor, şeyi sokturmuş zorla. Türk oyuncuyu sokturmuş. Necip girmişti. Necip. Benim genelde cevabım, peki Sergen biliyor mu kuralı? Bilse, bildiğinden emin olsa Necip'i değil, hangi yabancıyı istiyorsa onu sokar. Hakem inat ediyorsa yazar raporuna, Futbol Federasyonu karar verir. Kimin doğru bildiğine. Hakem ne kadar emin değilse Sergen de o kadar emin değil. Durumu idare ettiler karşılıklı. Kimsenin kimseye söyleyecek bir lafı yok dedi. Kural 8 yabancı diyor. Net. Orada 8 yabancı var mı? 9. yıl mı sokuyor adam? Yok. Kural yabancı kuralı. 8 yabancı kuralın temeli. Evet. İşte benim 8. yabancı. İşte Mustafa soktu. Sokamazsın dedim hakem. Fenerbahçe Beşiktaş maçında o tarihi. Ya. Biz şeydeydik. 7. yabancı oldu sonra Mustafa rahmetli, abi. Rahmetli, rahmetli Kenan Onuk'tan hiç unutmuyorum. Sidney'deydik. 3 gün ağzını bıçak açmadı Kenan'ın. Ya her gün beraber güle oynaya gidiyoruz ve geziyoruz. Olimpiyat seyrediyoruz bilmem ne. Dayanamam. Ne oldu dedim ya sana. Ve ben Kenan'ın nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu orada öğrendim. Efendim Mustafa Denizli fazladan bir şey sokmuş da hükmen yenilmiş Fenerbahçe. Tabii. Bu dördüncü hakem olsa Fener hükmen yenilmezdi. Çünkü sokmazdı o. Peki. Aslında şu günlerin en güzel, en keyifli olayı kadın voleybol milli takımımız. Çok da uzun zamandır, önce Dünya Grand Prix'si, sonra Olimpiyat oyunları ve şimdi Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale kadar geldiler. Bir sürecin, aslında uzun bir planın, projenin meyvesini alıyor voleybol, kadın voleybolu.